dostlar, şimdi Zonguldak'a gidiyoruz. Şevket Bey'i arayacağız. Eşi Elif Nur yaptırıyor. Biraz erken evlilik yapmışlar. Bakalım onunla alakalı korkutacağız. Ceza keseceğimi söyleyeceğim. Neler olacak görelim hep beraber. Alo. Şevket Yavuz. Evet benim, buyurun. Beyefendi, ben Zonguldak Aile Mahkemesi'nden arıyorum. Evet. İsmim Dilara. Hayırlı günler diliyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Siz de sağ olun. Şimdi dosyalarımı incelediğimde erken bir evlilik yapmışsınız. Elif Nur Yavuz'la. Erken evlilik derken? Elif Nur 17 yaşındaymış. Siz ise 29. Hakkınızda yasal işlem başlatacağız. O yüzden aradım sizi. Cezaya çarptırıldınız beyefendi. Nasıl ya? 10 yıl hapis cezası, 17 milyar da para cezasına çarptırıldınız. Alo. Efendim, buyurun. Şevket Bey, duyuyor musunuz? Neden cevap vermiyorsunuz? Evet, duyuyorum. Duydunuz mu söylediklerimi? Evet, duydum. Tamam. Yarın sabah bize gelmeniz gerekiyor. Gelebilir misiniz? Nereye geleceğim? Zonguldak Adliyesi'ne. Tamam, gelirim. Benim yanıma geleceksiniz. Dilara Hanım diye soracaksınız. Evet. Yalnız önce para cezasını ödeyeceksiniz 3 gün içinde. Nereye ödeyeceğiz? Nasıl nereye ödeyeceğiz? Belediyeye ödeme yapacaksınız beyefendi. Aile mahkemesine. Belediye. Siz yarın geldiğinizde ben size evrak vereceğim. Evet. O evrağı dolduracaksınız, ödemenizi de yapacaksınız. Üç gün Nereye için yapacağız? 3 gün içinde ödeme yapacaksınız. Adliyeye yapacaksınız beyefendi. Öbür haftada tutuklanma kararınız netleşecek. Size yine bilgi vereceğiz. Ama bununla alakalı bana hiçbir evrak kağıt gelmedi. Adres değiştirdiniz mi? Adres değiştirdim derken yok, aynı adresi. Anladım. Gelmeyebilir. Şimdi çoğunu internet üzerinden ve telefonla arayarak yapıyoruz, çağırıyoruz. Bir dakika, eşime vereyim de eşimle görüşün siz. Neden eşinizle görüşeyim? Bütün haltı yiyen sizsiniz. Eşinizi niye karıştırıyorsunuz? Nasıl altı yerken? 29 yaşındaki adam nasıl 17 yaşındaki kızı alır beyefendi? Bunun Ama cezasını ailesinin çekeceksiniz. rızası bir iş yok ki. Anlamadım. Rızasız bir iş yok ki, ailesinin rızası var. Nasıl bir ailesinin rızası var? Bu ceza da babası vefat ettikten sonra çıkmış. Ben Duydunuz mu? gelirim o zaman. Ben adliye gelirim o zaman, konuşuruz. Tamam. Şevket kardeşim. Evet, buyurun. Elif neyin oluyor senin Elif? Eşim. O seni çok seviyormuş. Sen onun dünyasıymışsın. Sana şaka yaptık. Kimsin, anlayamadım sizi. Semiha Hanım, hani videoları var ya, kimseyi. Semiha Hanım mı? He, benim. Ama sesiniz zaten hiç yabancı gelmedi bana. He, ama bana da çok Yusuf sesi geldi. Ne olacak? Yani biraz korktum açıkçası. Hani Korkarsın böyle tabii. olaylar gündeme geldi ya. Evet. Biraz korktum açıkçası. Vallahi Elif seni korkutmamı istedi. Ben de korkuttum. Onlar istiyor, ben yapıyorum. Ya Semih Hanım, biraz korktum açıkçası. Sizi zaten şeyden takip ediyoruz biz. Teşekkür ederim kardeşim benim. Ama kötü şakalandın ya. Eşim de sizin şeylere, videoda şeylere alıştırdı beni. Ay. Ben de artık şeyi
iyi oldum iyice. Tamam kardeşim benim, çok teşekkür ediyorum. Hadi geçmiş olsun, korkma, şakaydı, su iç su. Anladım biraz korktum açıkçası. Hadi geçmiş olsun, öpüyorum sizi. Sağ olun, teşekkür ederim. Hadi görüşürüz kardeşim benim. Teşekkür ederim Semih ablacığım, seni çok seviyoruz. Bir şey değil aşkım benim, ben de sizi çok çok öpüyorum. Şu an elim kolum boş. Elim kolum boşandı biraz. Yakın zamanda videoyu istiyoruz Instagram'da. Yok yok ya. Tamam.